Selamünaleyküm. Kahvaltı ettin mi? Yapmayacağım, sağ olasın. Oğlum niye yapmıyorsun? Göndereyim yengenden bir tepsi. Yok öyle. Taziye falan. Ne yolluyordun lan? İşten bitti bir lan. Askerlik şubesinden geldi. Cep kağıdı. Bana mı? Bundan ikinci oluyor. Hem sen ne yaptın o işi oğlum? Tecilim vardı amcım. Oğlum tecil var da niye ki de bir kağıt geliyor ki? Ne bileyim? Ya okul bitiyor dediydin, o sene oldu mu? Yok amca, ne yaptın ya? Ne o ya? Sekizinci sene daha bu sene işte yeni bitecek. Sandık senin. Annemin vasiyeti. Nasıl ya? فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ صدق الله العظيم آمين يا ربي يا رب العالمين okumuş olduğumuz sure-i celilelerinden hasıl olan sevabı evvelen bizzat fahri kainat sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek pâk ruh-i şeriflerine olmak üzere bu hanelerden, bu beldelerden gelmiş ve geçmiş cümle mümin ve mümine kardeşlerimizin ruhuna ve hasaten bizlere şefkati ve merhametiyle kol kanat gelmiş olan Hacı Safiye annemizin de mübarek, pâk, temiz ruhuna hediye ediyoruz. Sen kabul eyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Thank you.
Sadece bu duvar mı olacak? Kolonlar falan? Yok, duvar olacak. Kolonlara şimdi bir şey yapmayacağız. Sen arkadaşımızı bir al sen. Selma Hanım'ın yanına götür. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ ol. Selma Hanım'la görüşecek miyim? Buyurun. Buyurun. Sahi ben bu çocuk kütüphanesinin duvarına resim yapacağım da müdür bey sizle görüşmemi söyledi. Evet, müdür bey bahsetmişti. Sizi dinliyorum. Neyle ilgili? Resimlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani müdür bey yerel kahramanların olabileceğini söyledi. Karagöz, Hacivat, Keloğlan, Nasrettin Hoca. Bunların hepsinin olabileceğini söyledi. Selma, müsait misiniz? Buyurun Sami Bey. Size bir şey danışmak istiyorum da. Tabii, buyurun. Şöyle bir şey var bende. Bakar mısınız? Buyurun, oturun. Sağ olun. Hatla mı ilgileniyorsunuz? Yok canım. Bu babaannemden kalan bir hatıra da bana. Sizin de ilgilendiğinizi görünce getirip göstereyim dedim yani. Çok güzel. Çok kıymetli bir yazı bu Sami Bey. Öyle mi? Kimsin sen? Sami. Ya Sami Aslan. Nüfus memuruyum ben. Kimsin dedim sana? Ya ben bu Hasan'ın ile ilgili fikir almak için şey yaptım da. Paralar mı? Ne? 5 lira. Günlük 5 lira. Ne 5 lira? Hadi kat kat. 5 lira. Bedava iş yok. Alayım. İyiymiş ya. Buyur. Çaycı, bize 2 çay gönder. Yok abi, ben almayayım, sağ ol. Kuşu seveyim bir, merak etme. Gerçekten çok özür dilerim yani. İstemeden oldu. Kuşu sevmeye gittim ha. Birden hareket edince ben de elimden kaydı düştü yani, kusura bakma lütfen. Dilsiz kuşa iftira mı atıyorsun lan? Yok, ne alakası var, ben kuşu sevmeye gittim dediğin gibi hareket edince irkildim, elimden kaydı düştü yani. Birden birdenbire hareket edince düştü işte. Ne oluyor burada? Siz? Ben Eşref Bey'le görüşmeye gelmiştim de. Eşref Bey'im. Ha? Tahir. Haydi odana.
Eşref Bey, gerçekten özür dilerim yani, istemeden oldu. Senden kıymetli değil. Ben şey yapabilirim ya, temizleyebilirim isterseniz. Hani hiç sorun değil. Siz niçin gelmiştiniz buraya? Ne için ya? Hat sanatıyla ilgili fikir alayım. Yani almak için geldim de. Talebe kabul etmiyorum. Yani tak... Neyse. Yanlış bir zaman yani. Size kolay gelsin. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Siz de benim gibi mesai kalmışsınız. Yarın yetişmesi gereken işler vardı da. O yüzden kaldım. İyi görüyor musun Selma? Sizle. Evet, ben de çıkıyorum. Sami Bey, siz gidebilirsiniz. Ben birazdan bir taksiye biner giderim. Durun, ben taksi bakayım o zaman. Sıfayı kapmışsın. Eşref Bey.
Geçmiş olsun. Sağ ol, hayırdır? Bizi büyüklere şikayet etmişsin. Anladım. Anladım. Etmişsin. Şeyh Hamdullah'la da aran iyi galiba. Böyle kafana göre gidip himmet istediğine bakılırsa. Siz nereden biliyorsunuz bunu? Sebeplere takılma. Salih niyet bu işin yarısıdır. Perşembe. Perşembe atölyeye gel. Kalan yarısına başlıyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Hadi şimdi iki çay söyle bakayım. İki çay alabilir miyim? Hazreti Mevlana gencin gözlerinin içine bakmış. Sormuş. Sen hiç aşık oldun mu? Delikanlı şaşırmış. Ne diyeceğini bilememiş. Zor soru. Bakmış çocuğun afalladığını görünce... Ne demiş biliyor musun? Hadi evladım. Git aşık ol da öyle gel. Hat meşkine bu duayla başlanır. İkinci derse kadar bundan gayrısı yazılmaz. Sadece bu mu? Evet. Sinemaya gideceğim ben bu hafta sonunda Selma Hanım. Bayağı da iyi bir film var. Kalkacak da. Vizyona. Dedim ki belki birlikte şey yapabilir, yani gidebiliriz. Siz de müsaitsiniz yani. Olabilir. 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 Beyoğlu'nda olacak Selma Hanım. Film de 7 seansını almayı düşünüyorum. Yani isterseniz başka bir seansa da şey yapabilirim. Bakarız Sami Bey. İyi o zaman. Burada mı buluşuruz yoksa? Neyse konuşuruz. Kolay gelsin. Sağ olun. Evlendiniz mi hocam siz? Affedersiniz. Cesaret edemedim diye. Tahir abiyle mi ilgili? Evet. Ama sadece o da değil. Gençlikte insan uçmaya talip oluyor da yürümeyi unutuyor herhalde. Ömrümün son dönemlerinde tek bir niyazım kaldı. Musaf yazma. Atlatların kimi nail olur, kimi olamaz. Nasip. Peki hocam şimdiye kadar kaç tane talebeniz olmuştur? Yani ortalama. Hiç. Yani gelen giden çok da kalan hiç. Anladım. Bu Selma... Aksel, sizin talebeniz miydi? Bu benim talebem için yazdığım icazetname.
Benim de talebemin de medarı iftiharıdır. Peki ben bunu nerede buldum biliyor musun? Ben seni buraya ilk defa görüyorum ya. Daha önce geldin mi hiç? Annemin iş yerine geldim. Annemin iş yeri. Efendim anneciğim. Neredesin kızım? Seni arıyorum. Selam. Selam. Kızım Asude. Tanıştık. Kusura bakmayın. O gün elimde olmayan sebeplerden dolayı davetinize icabet edemedim. Sorun değil. Ama telafi edebiliriz, dilerseniz tabii. Ben bir süre ablamlarla yaşayacağım, Büyükada'da. Yarın da Asude'nin doğum günü olacak. Dilerseniz siz de bize eşlik edebilirsiniz. Yarın yapmam gereken şeyler var. Şimdiden kutlu olsun. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Kolay gelsin. Hadi kızım. Sağ ol. Kendime bile açık konuşmaktan çekinen biriyim ben biliyor musun? Bunun için içimde birikmiş bayağı bir söz var. Bayağı. Kendime dair. Hayata dair. En önemlisi sana dair. Biraz anlatayım mı? İzin verir misin? İnsan insanın aynısıdır derdi. Babaanne. Ben yalnızlığı tercih ettim. Daha doğrusu tercih etmedim. İçinde buldum kendimi. Öyle de gitti. Şikayet de etmedim. Uzun bir süre o tenha iyi de geldi bana. Ama sonra fark ettim ki yaşamla ilgili hayretimi kaybetmişim. Hiçbir şey kalmamış. Sonra sen Selma. Bu tenhadan nasıl göründüğünü anlatamam sana. İçinde bir sırrım var. Büyük bir sır. Ama bu geçmişinde filan değil. Biliyorum. Daha doğrusu hissediyorum. Ruhumu da sakladım.
Hasan Bey. Söyleyeceklerimi alınganlık etmeden anlamaya çalış. Müjde. İnsan zanlarından kurtuldukça olgunlaşıyor. Ben o zannettiğiniz kişi değilim. Başlamıştı, bitirmeye gitti. Tahir abinin vefatından sonra mı? Ya, Allah rahmet eylesin. Buyur otur. Oturayım biraz. Eşref Bey, bunu sona bıraktı. Bana mı bıraktı? Herkesin ayağına sağlık, iyilik ve esenlikle bir kez daha selamlıyoruz. Teşekkür ediyoruz yağmura, çamura rağmen. Bu gösterimizi de bu kadar yoğun bir yürekle seyrettiğinizden dolayı. Murat Pay, hepiniz belki biliyorsunuz, Maşuk adlı filmiyle karşımıza çıktı ilk yarı belgesel sayılabilecek bir filmdi. İkinci filmi de Miraciye Saklı Miras. Yine tasavvuf yolunda bir olgunlaşma ve kendini bulma, arınma hikayesiydi. Ve ilk uzun metrajlı sinema filmi diyebileceğimiz Dilsiz. Benim de ilerlemesini ne tanıklık ettiğim güzel bir yolculuğunu perdeye gelerek tamamladı. Murat'ı isterseniz biraz kendinden tanıyalım. Ne okudu, ne yazdı? Biraz dinleyelim. Buyur Murat'cığım.
Teşekkür ederim. Ben de geldiğiniz için ayağınıza sağlık. Ya tabii sinema, yani çok böyle biraz özet bir şey olacak. Sinema dergileriyle benim sinemaya karşı biraz muhabbetim gelişti. Onu söyleyebilirim. Sinema dergileri biraz böyle çok cazip bir dünya olarak benim karşımda duruyordu. Daha sonra biraz yani bu sektörün veyahut işte hani film yapma işin içerisinde olmam gerektiğini hissettiğimde okulunu okumak üzere Marmara Radyo Televizyon Sinema'yı okudum. Marmara Üniversitesi'ne gittim. Tabii o dönem hani yönlendirmeler vesaire pek olmadığı için yani içinde sinema olan bölümlere gitmek, yani ne bileyim mesela sinema TV'ye git diyen olsaydı belki öyle bir şey yapabilirdim. Ama yani gitmediğim iyi olmuş da yani demek istediğim pek yönlendirme olmadı. Biraz hasbelkader. Daha sonra da bu kısa film ve işte teorik çalışmalar devam ederken eksikliğini hissettiğim için bu sefer de biraz daha kendi kültürümün detaylarına vakıf olmak adına İslam sanatları tarihinde yüksek lisans yapmaya karar verdim. Yani uzun bir aradan sonra, lisanstan sonra. Sonra da tamamen arazide kalmayı tercih ederek film işinin pratik kısmında bir şeyler yapmaya çalıştım. İşte yani aslında yolun başındayız bayağı. Evet. Şimdi ben senin filmlerine baktığımda saydığımız belgesel ve dökü dramalar da dahil şeyde dilsiz de dahil olmak üzere aslında film sadece bir film hikayesinden, film karakterlerinden, bir film evreninden ve dramasından başka şeyler de filme yığmak, bir saklı mirası sanki perdede göstermek gibi bir özlem içerisinde, bir heyecan içerisinde olduğunu hissediyorum. Yani film sadece senin için bir hikayesi olan, karakterlerin bir takım çatışmalar yaşadığı bir olay örgüsü, bir görsel temsil değil. Aynı zamanda köklü bir takım şeylerin de unuttuğumuz ya da bizi fark ettirmek istediğim bazı şeyler olduğunu düşünüyorum. Nedir yani bunları anlatmak üzere mi girdin sinemaya yoksa aldığın eğitimin bir gereği mi böyle filmler yapmak? Ya zannedersem biraz hikaye şöyle şekillendi. Yani insan şimdi biraz yani yaptığı işin detaylarına nüfuz etmeye başlayınca eksiklikleri de görmeye başlıyor. Yani benim kendi kültürel birikimimizle diyelim ki tanış olmam aslında oldukça ileri yaşlara dayanıyor. Yani bunun daha erken yaşlarda olmasını arzu ederdim ama hani böyle bir keşkelik bir durum yok. Bir şeyler yaptıkça insan sadece diğer coğrafyadaki sinema örnekleriyle de mukayese edince hani bir özgün bir film diye bir kavramla karşılaşıyor. O zaman bu özgün bir filmin bizcesi nedir, nasıl olabilir gibi sorular ortaya çıkıyor. Benim de tabii bu sorular hep kafamda döndüğü için dediğim gibi ilk başta teorik olarak ben bu meselelerle çok ilgilendim pratikten önce. Ve karşıma hep böyle bu sorular farklı soru kümecikleriyle beraber beni hep böyle değişik adacıklara taşıdı. Dolayısıyla mesela gelenek dediğimiz şey de böyle bir karşıma çıkan bir adacık oldu. Hülasa yani yolda yürürken karşılaştığım, yüzleşmek zorunda olduğum veya yüzleşmek zorunda olduğumu hissettiğim meseleler diye hep düşündüm. Birazcık kader ve çalışmaların tabii istikamet verdiği bir kader. Hani böyle derler ya kader gayrete aşıktır hesabı. Birazcık öyle bir kader evet. Olduğunu düşünüyorum. Ama bir kaderden, evet kader seni bir yere getirmiş ama bakıyoruz ki gelenekten yararlanmak, geleneğin perdeye hem musiki olarak hem işte miraciyede bir arınma yolu olarak hem dilsizde
ne derler, bir hal olarak, hali buluş ve keşfediş olarak gelmek bilinçli bir tercih olarak çıkıyor karşımıza. Tabii, yani. Tabii, evet. Yok, yani aslında kastım şu, kesinlikle tabii, yoksa yani başka bir şey tercih edebilirdim. Hani bu da bir gerçek. Öyle imkanlarım da oldu. Ama şunu ben görüyorum. Gelenek veya kendi kültürümle ilgili meseleler de düşündüğümde yani bu kültürel birikime karşı olan o bilgisizliğimin bana verdiği bir gurur kırılması hep olduğu için biraz onun da verdiği bir şeyle, psikolojiyle de beraber onu daha farklı tanıyabilir miyim? Veyahut aslında yani bugün günün sonunda geldiğim nokta bunlarla öyle ya da böyle yüzleşmek zorunluluğu hissetmem birazcık da. Eyvallah. Şimdi DC'yi hep beraber izledik. DC'de 4 tane karakter var. Sami var, Selma var, Eşref Efendi var ve onun meczup kardeşi Tahir Efendi var. Bu 4 karakter bizim zaman zaman çevremizde görebileceğimiz yakınlıkta olabilen karakterler. Bazen de çok uzak hissedebileceğimiz karakterler. Belki işte bu geleneğe, mesela geleneğe çok yabancı olmamızdan Eşref'e de biraz uzarız. Onun gizemli, sırlı dünyasını açmaya çalışıyoruz. Diğer yanda bir duvar ressamı var. O duvar ressamı yavaş yavaş bu hazineyi keşfetmek yolunda gidiyor. Nasıl kurdunuz? Kimle kurdunuz? Biraz senaryosundan başlayarak dayandığınız olaylar, karakterler ve irfanla ilgili sizi şey yapan, teşvik eden şeyler nelerdi? Şimdi bu tabii hani gelenekli meselelerle biraz uğraşınca özellikle ben müzikle uğraşmış oldum. Türk müziğiyle ilgilendim. Şimdi bu gelenekli sanatlar birbirleriyle çok iç içe sanatlar. Yani müzikten bahsettiğinizde hemen karşınıza tesip çıkıyor. Tesip deyince ebru çıkıyor. Ebru deyince işte katı sanat çıkıyor. Katı deyince hat çıkıyor. Hat çıkınca işte başka bir yerlere gidiyorsunuz. Yani tek bir yere odaklanmanız aslında pek mümkün değil. Şiir çıkıyor. Şiir çıkınca mimari çıkıyor. Birbirleriyle böyle çok iç içe. Dolayısıyla böyle şiir, yani biraz müzik ve şiirle ilgilenmiş oldum. Ve bunlarla ilgilenirken karşıma hat sanatı da çıkmış oldu. Ben biraz mimari, yani bu geleneksel mimariyle de birazcık ilgilenmeye, yani merakım vardı zaten. Ve şöyle bir durumla karşılaştım. Yani hat sanatı bu bizim gelenekli sanatların omurga sanatlarından bir tanesi. Yani büyük bir adacık yani gerçekten. Ve biraz hani baksam mı, okusam mı, etsem mi derken böyle kendimi çok fazla içerisinde buldum. İlk başta da belgesel yapalım diye de niyet ettik aslında. Belgesel yapabilir miyiz diye. Sonra bu senaryo yazamadık. Tabii ben biraz daha kurmaca belgeseller çekiyorum bu arada. Yani senaryosu olan belgeseller. Yazamayınca bu sefer ben yaklaşık yani hat meşk etmeye de karar verdim bu arada. Yani bunun için yaklaşık 2,5 sene kadar da hat meşk ettim. Yani aslında biraz ilerlesem icazet de alacaktım ama kaldı. Belki filmden sonra devam ederiz. Ama film için yaptım. Yani hani filmi anlamak için. Onu da hocamıza da söyledim. Sağ olsun hani müsaade etti. Hat meşk etmeye başladıktan sonra senaryo biraz açılmaya başladı ve Selman Kılıç Aslan arkadaşımızla beraber aslında yani bence iyi bir birliktelik ortaya koymuş olduk. Yani şöyle oldu, ben hep okumuştum, bir sürü hattatla görüşmüştüm, notlar almıştım, meşkler takip etmiştim, meşkleri yapmıştım. Yani heybeyde olduymuştum. Sonra ben bunları biraz masaya yığdım. Selman'la beraber bu masadakileri artık ayıklamaya başladık. Yani benim işte ya şu olmalı, bu olmalı, şu olmamalı şeklinde yönlendirmelerimle beraber. Ve bir şekilde biz yani günün sonunda biraz uzun da sürdü. Kurmaca bir senaryo ortaya çıkardık. Yani biraz hikaye kurmacıya kendisi döndü. Kurmacıya döndükten sonra da yani şöyle bir şey de sormadık yani. Yani eğer kurmacı olmak istemiş diye düşündük yani hikayenin kendisi.
O haliyle de bıraktık. Aslında ilk haline göre de sonra biz birazcık daha değiştirdik hikayeyi. Yani yaklaşık herhalde bir senaryo kısmı ile beraber bir 2,5-3 yıla eden bir 2015 yılıydı. Ben ilk defa senaryoyu okudum. Selman Kılıçarslan da bazı filmleriyle önümüze gelen bir arkadaş. Bütün Saadetler Mümkündür diye ilk yönetmenliğini yaptığı bir film. TRT'de şu anda Vuslat diye bir dizi var. O dizinin de senaristi aynı zamanda. Kendisi de ehli dil bir arkadaş. Bu senaryolara hem kalemi hem gönlü yakışan bir kalem. Peki destek aldı. Kültür Bakanlığı'ndan ilk yönetmenlik desteği aldı. Sonra yapım ve oyuncu seçimleri nasıl oldu? Ben mesela merak ediyorum. Mim Kemal Öke oynuyor burada. Yani o süreçleri evet. Anlatabilir misiniz? Yani diğer oyuncularla da. Şimdi oyuncu süreçlerinde birkaç şey var, husus var söylemek isteyeceğim. Birincisi bazı oyuncular konusunda bazı zorluklar yaşadık. Çünkü projemize biraz nasıl diyelim, hani ben hep kültürümüzü ve kültürü, yani bu topraklarda üretilen bütün kültürü çok değerli gördüğüm için hep o bağlamda yaklaşıyorum ama biraz ideolojik yaklaşıldığından bazı oyuncuların filme yaklaşmadığını şahit oldum. Özellikle kadın oyuncu bulurken çok zorlandım. Ve hatta bir sıra şöyle oldu. Ya biz yanlış bir senaryo mu yazdık? Hani o kadar yani görüşmek istemiyorlar. Yani istediğim oyuncularla görüşemiyorum. Veya okuyor senaryoyu işte olmaz diyor vesaire. Böyle bir hayal kırıklığı yaşadığım bir dönem oldu. Yani moralimin bozulduğu bir dönem oldu. Sonra açtık bu sorunu. Mim Kemal Hoca'nın rolü de bence çok zor bir roldü. Ya şey mi diyorsunuz, senaryoya gelenekli bir sanat, muhafazakar bir yönetmen tarafından yazılmış bir senaryo olduğundan öyle, burada oynamak istemeyen oyuncular oldu. Evet, öyle oldu. Yani bunu hani söylememin sebebi şu, yani biraz böyle ben hani böyle meseleleri pek yani kişisel olarak psikolojime çok takılmıyorum ama maalesef hala böyle şeyler var. Ben olmaması gerektiğini düşünmekle beraber bunu belki not etmek lazım. Diğer oyuncularda da ya bu tip filmlerin şöyle bir zorluğu var. Genelde böyle gelenekli sanatlarda biraz hal üzerinden bir akış sağlamanız gerekiyor. Mesela biz Eşref Efendi'yi yazdığımızda kendimize örnek olarak gördüğümüz bazı isimler vardı Türkiye'de yaşayan. Yani o isim, aslında bütün karakterler bir şekilde etrafımızda var olan karakterler. Ben oyuncularla görüştüm Eşref Efendi için. Birçok oyuncuyla görüştüm. Yani birkaç demeyeyim de bir sürü oyuncuyla görüştüm. Oyunculukların çok iyi olduğunu gördüm ama yani şöyle söyleyeyim. Mesela jestler, mimikler vesaire çok iyi. Fakat böyle bir şey eksik. Yani bir kuruluk var. Hal sorunu var. Yani ona ben biraz şöyle tanımlamaya, kendimce şöyle tanımlamaya. Böyle oyuncu böyle bir hale kuruyor etrafında. O hale oynamadan önce bir seyirciye tesir ediyor diye düşünüyorum. O haleyi sahip bir oyuncu bulamadım ben. Bunun üzerine tersten gitmeyi tercih ettim. Yani dedim ki o zaman ben bu hale sahip birisini bulayım. Ona oyunculuğu öğreteyim. Biraz. Bununla alakalı da denemeler yaptım. Bu tabii biraz riskli bir süreç. Kumar yani. Aslında ben öyle söylüyorum. Ya filmimizin en büyük kumarı Mim Kemal Hoca'ydı. Onu hani Mim Kemal Hoca'ya da öyle söylüyorum. Netice Mim Kemal Hoca'yla da karar kıldıktan sonra Mim Kemal Hoca çok çalıştı yani. Yani o, evet. O şaşırttı. Yani hani hepimiz kadar çalışmıştır. Yani gerçekten çok ciddi çalıştı. Bir de benim şöyle şartlarım da vardı. Bu oyuncuların üçüne 3 ay kadar hat eğitimi verdirdim. Yani gerçek meşk yaptırdım onlara. Kalem, mürekkep ve gerçek bir hoca ve herhangi bir müdahale yapmadan yani o atmosferi taşımaları, hatta hat dünyasını daha yakın anlamaları ile ilgili geziler vesaire. Dolayısıyla birazcık böyle oyuncular açısından da yani oyunculara baştan bunları da söylüyorduk. Yani size bazı
taleplerimiz olacak, provalarımız çok olacak, kalem tutmayı öğreneceksiniz, işte mürekkebin kokusunu biraz bileceksiniz vesaire. Bir de şuna da biraz dikkat ettim. Bu biraz benim belgeselciden gelmemle alakalı bir durum. Çalıştığını düşünüyorum bu yöntemin. Senaryodaki karakterlerin hayat hikayeleriyle oyuncuların gerçek yaşamdaki hayat hikayelerinde çok küçük de olsa kesişmelerin olması gerekliliğini düşünüyorum. Bu filme çok sahicilik kattığını düşünüyorum. Yani kastım şu, mesela Mim Kemal Hoca'nın Down sendromlu bir kızı var. Filmde de Tahir isimli bir kardeşi var. Veya işte başroldeki arkadaşın Ozan'ın tıpkı filmdeki gibi ufak tefek hikayeleri var. Hani bunları ben tabii provalarda, deneme süreçlerinde tespit etmeye çalışıyorum. Birazcık öyle bir yöntem takip etmeye çalıştım. Evet. Peki bir hütüt var. Bir şeyde bir kuş var filmde. Biraz filmin hat sanatını mı temsil ediyor? Filmdeki karakterleri mi temsil ediyor? Yoksa bizim tasavvufta rastladığımız bir takım imgeleri mi temsil ediyor? Ya şöyle, aslında biz onu hani böyle tabii bir metafor olarak koymayı düşündük. Yani aslında o hikayenin bir gerçek bir tarafı var. Yani bir hattatın başından geçen bir hikayeydi o. O kuş hakkında anlatılan hadise. Dolayısıyla böyle şöyle oldu. Ben beklemediğimiz şekilde biraz kuş merkeze geldi. Yani senaryoda biraz öyle oldu. Belki biz o kadar bir kastımız yoktu ilk başta ama beklemediğim şekilde birden böyle biraz öne çıktı. Eşref Efendi şimdi gizli bir şekilde tabii. Eşref Efendi acıya giderken ona emanet ettiği için bütün belki mirası o kuşa yüklemiş olduk filmde. Evet, belki biraz ama. Biraz öyle bir durum oldu, evet. Evet, şimdi festivallerde film gösterildi. Çok da iyi karşılandı. Boğaziçi Film Festivali'nde ilk defa seyirci karşısına çıktı. Arkasından Malatya, arkasından. Nasıl buldun? Yani seyircinin yaptığın filme, düşündüğüne, hayal ettiğine ne kadar kanat olduğunu düşünüyorsun şu an? Ya bugün bakınca, yani geriye dönük düşündüğümde aslında yani yaptığımıza değdiğini ben düşündüm. Öyle bir kanaat hasıl oldu. Netice itibariyle ben de muhtemelen buradaki birçok yani kişi gibi belirli bu gelenekli sanatlarla ilgili belirli soruları zihninde taşıyan birisiyim. Hepimiz de yani benzer soruların olabileceğini düşünüyorum. Bunun bir şekilde mesela Türkiye'de özellikle Anadolu'nun değişik yerlerinde filme dönük seyircilerin özellikle de gençlerin talep ederek filmi göstermek istemeleri, belli bir alaka olması bizi çok memnun etti. Hatta aslında umutlandırdı çünkü yani film yapma işi birazcık zor bir iş. Para isteyen bir iş, çok farklı zorluklar var. Nazif Hocam da bunu iyi bilir. Bunun bir şekilde olsa karşılığının olması, ben mesela yine böyle üniversite talebeleriyle görüşmüştük. Organize etmişler tamamen. Yine böyle biraz daha büyük bir salon. Tamamen doldurmuşlar ve o salondaki o heyecanı, o soruları gördükten sonra demiştim ya herhalde bir film daha yapabilirim. Çünkü her filmden sonra böyle çok bir yorgunluk oluyor. Şimdi demek ki yine filmler yapılabilir diye düşündüm. Yani müspet. Tabii seyircinin filmi artık. Birazcık da evet. Ben ona da inandığım için yani film bizden çıkmış oluyor. Seyirciyle de film arasında bir hukuk da oluşuyor artık. Eyvallah. Film gerçekten de film çekmek çetin bir savaşa dönüştü. Film sadece bir perdede seyirlik bir hikaye olmaktan çok bir sürü fikri, ideolojiyi, bir sürü algıyı filmde barındırıyor. Ve bu yüzden de sadece Türkiye'de değil bütün dünyada sinema filmlerine bambaşka gözlerle bakılıyor. Ve gittikçe bu işte yönetmenleri, yapımcıları daha
çetin savaşlara hazırlamaları gerektiğini düşünüyor. Aramızda belki ilk filmini yapacak yönetmen adayı arkadaşlar var. Onlarla da bu yoldaki karşılaşacakları güçlükleri haber vermiş olalım. Soru cevaba geçelim. Sorusu olan, katkıda bulunmak isteyen buyurun. Merhabalar, ismim Polat. İki tane senaryo filmi yazıyorum. Biri kısa film, biri uzun metrajlı film. Bitirmek üzereyim. İlk önce Murat Bey, sizi yürekten tebrik ediyorum, kutluyorum. Büyük bir başarı. Başarınızın ötesinde size üç tane soru sormak istiyorum. Yeni başlayanlar için öneriniz nedir? İkincisi, kendi hatalarınızın başkaları yapmaması adına kilit tavsiyeniz nedir bu konuda? Yani yol gösterme adına sizin tabirinizle heybemizi nasıl doldurabiliriz? Teşekkür ederim, sağ olun. Ya şimdi ben gerçekten yolun çok başında olduğumu düşündüğüm için çok büyük tecrübeler size burada serdedecek bir birikimim yok, onu söyleyeyim. Sadece olduğu kadarıyla hani söylemek gerekirse, ben sadece yani çok özetle hani film yapma sürecinin, işinin böyle çok biraz uzun yol şoförlüğüne benzetiyorum. Ya bu biraz uzun bir yolculuk gerçekten. Yani böyle biraz kısa yolculuk gibi düşünmemek gerekiyor sanki film yapma işini. Bir de yüzleşilmesi gereken ne varsa bu çünkü bir kültürle uğraşmış, kültürü yoğurmaya çalışıyoruz biz. Bence son derece cesaretle bunlarla yüzleşmek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, yine uzun konuşulur yani. Bu mesele çok uzun tartışmaya yahut da sohbete, muhabbete gerek duyan bir konu. Bu kadar kısa kesmesinin sebebi daha sonra belki karşılaştığımızda konuşuruz. Teşekkür ediyoruz. Başka, hemen arkada bir hanımefendi var. Şimdi ben filmi izlerken bir yerde Osmanlıca diye geçti. Buna bir değinmek istiyorum. Osmanlıca diye bir dil yoktur. O eski Türkçedir. Farsça, Arapça, Türkçe karışımı bir dildir. Benim babam 1905 doğumlu olduğundan, Osmanlı olduğundan biz bunu çok iyi biliriz. Bu eski Türkçedir. Filmlerde bu yanlışın yapılması yeni kuşaklara Osmanlıca varmış intibağı uyandırıyor. Böyle bir dil tarihte yoktur. İlk önce buna değinmek isterim. Tasavvuf içine girmiş olan insanlar biraz fazla yoğunlaşıyorlar. Yabancı filmlerde de ezan sesi duyarız. Hemen atıfta bulunur, geçerler. Sanki izleyici hiçbir şey anlayamıyormuş gibi çok uzun verilmesi seyircide bıkkınlık hissi uyandırıyor. Ben bıkkınlık hissi duydum. Tasavvuf müziğinin çok fazla kullanılmış olması rahatsız edici. Tasavvuf müziğiyle Arya'yı birleştirmeye çalışmışsınız ama burada bir aşk duygusu hiç yok ortalıkta. İnsanların ilişkileri çok kopuk kopuk, çok ağır ve çok hantal. İnsanlar normalde bu kadar hantal yürüyüşlerde bulunmazlar, bu kadar hantal davranışlarda da bulunmazlar. Yapımcıların bunlara dikkat etmesi lazım. Sanki bilim adamları çok ağır hantal yürürmüş gibi, sanki iki kelimeyle her şeyi özetlermiş gibi bu bilim adamı olmayışı gösterir. Çünkü bilim adamları izah ederler devamlı. Öyle iki kelimeyle konuyu geçiştirmezler. Eğer bunlara dikkat etmezseniz seyirci sizi çok kötü yargılar. Teşekkür ederim. Aldık, kabul ettik. Teşekkür evet. ederiz. Ama Osmanlıca ile alakalı ben notumu söyleyeyim. Ben de Osmanlıca öğrenen birisi olduğum için tamam, onun tartışması net bir tartışma değil. Sadece onu söylemiş olayım. O kadar. Evet, teşekkür ediyoruz. Hemen arkada hanımın. Teşekkür ediyoruz. Merhabalar, iyi akşamlar. Öncelikle tebrik ederim. Filmden bir replik.
Hüzün bu dünyanın mayasında var diyordu Selma. Ama baktığımızda sanki hüzün hep belirli kesimleri vuruyor sanki. Yani adaletli bir şekilde dağılmıyor bu maya nedense. Somut bir örnek vereyim. Çok güncel deprem olayı. Evet, depremin ırkı, dini, mezhebi yoktur. Herkesi vurur. Ama baktığımız zaman çürük binalarda yaşayan, dar gelirli olan, yaşam olanakları kısıtlı olan insanları vuruyor ve onlar bu hayattan kopup gidiyor baktığımız zaman. Ama daha varsıl kesimler daha güçlü binalarda, daha korunaklı binalarda yaşıyorlar ve yaşamlarına devam ediyorlar. Yani yine repliğe dönecek olursak, hüzün dünyanın mayasında var ama herkese aynı mesafede, aynı eşitlikte vurmuyor. Ne dersiniz? Yani doğru. Sadece belki şöyle bir ek olabilir. Yani hüzün tabii, yani böyle kelimenin farklı yorumlanmasını, yorumlandığını da düşünürsek, daha varoluşsal düzlemde de yorumlandığı halleri var hüzün kelimesinin. Yani daha fiziki acılardan bahsetmiyorum, daha varoluşsal acılardan bahsediyorum. Böyle de yorumlanabilir ama sizin dediğinizde de tabii ki hakikat payı var. Evet. Daha önceki Miraciye programı ile ilgili de Murat Bey teşrif etmişti. Geçen sene veya evvelki seneydi tam hatırlayamıyorum. Geçen seneydi. Şimdi film şeyiyle başlıyor. Safranbolu'daki bir konaktaki işte o meydan odasında bir çekimle başlıyor. Ben de kendi kendime 10 yıl önce gittim. Yani ben de orada bir toplantıya katılmıştım. Derken yani kendim de aslında filmin başıyla birlikte filme dahil olmuş gibi hissettim kendimi. Yani o bana mesela böyle bir katkısı oldu. Şimdi film aslında biraz tabii tasavvufi, yoğun tasavvuf mesajları var. Onu hanımefendinin söylediği aslında biraz o. Yani bu biraz tabii insandan insana değişik algılar uyandırabiliyor. Onu ben de kabul ediyorum. Şimdi mesela bu filmin bir devamı olsa, benim hani bir öneri olarak belki getirebileceğim, onun için biraz söz aldım. Şimdi Safranbolu'da İzzet Mehmet Paşa var. Vezir İzzet Mehmet Paşa. Şimdi bu Vezir İzzet Mehmet Paşa'nın Eyüp'te de bir tekkesi var. Yani buradan mesela bir upuzun bir macera çıkabileceğini ben düşünüyorum. Çünkü onun da bu tür gidiş gelişleri var. Vezir Mehmet Paşa'nın hatta yani kabir taşı Manisa'da bir bir caminin önüne atılmış vaziyetteydi. En son tekrar Safranbolu'daki camiine getirdiler. Yani sembolik bir şekilde koydular. Kendi kabri yok. Yani mezarlık da zaten Manisa'daki mezarlık da ortadan kalktığı için. Şimdi orada da ciddi yoğun bir tasavvufi şey var. Bir tema var ama aynı zamanda siyaset de var işin içerisinde. Hatta şeyhin ona tepkisi de var. Mesela benim bu filmde en çok beni çarpan konu talebenin hocaya olan oradaki verdiği mesajdı aslında. Yani oraya kadar yani normal bir akışında gidiyordu. Fakat orada aslında hayatı filmin içerisinde daha çok, daha yoğun bir şekilde bize hissettirdiğini ben düşünüyorum. Teşekkür ederim bu güzel film için. Evet, biz teşekkür ediyoruz. Başka katkı ve soru var mı acaba? Ben de yani dini unsurların çok fazla kullanılması beni biraz yordu açıkçası. Yani bir de karakterler bana çok fazla gerçekçi gelmedi. Çünkü yani sürekli bir ağırlık içinde, sürekli bir olgunluk içinde karakterler. Yani böyle ağlamayan, gülmeyen, başka hiçbir tepkisi olmayan karakterler bana çok gerçekçi gelmedi. Yani bir türlü şey yapamadım. Karakterlerin içine giremedim, benimseyemedim diyeyim. Çok karakterleri yaşayan karakterler olarak göremedim. Çünkü gerçekten hep aynı ağırlık, gerçekten aynı hüzün. Hayat böyle hüzünlü bir şey midir gerçekten? Bilemiyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hat sanatı biraz değişik bir sanat ve
Bu sanatta uğraşanların hani bugün farklı sorunları var tabii ki. Ama böyle belli bir, yani aslında has sanatı yüksek bir sanat, öyle söyleyeyim size. Yani ve bununla olan hani meşguliyeti olan ciddi insanlarda da benzer bir ağırlık söz konusu. Ağırlıktan kastım aslında şu, bu karakterlerin büyük bir kısmı aslında bizim gözlemlediğimiz karakterler. Sadece Sami hariç. Ama Selma da, Eşref Efendi de aslında etrafımızda bizim gördüğümüz ama gerçekten türü nadir insanlardan diye düşünüyorum. Bu dediğiniz tabii ki hani haklılık payı olabilir. Yani şu açıdan söylüyorum. Şimdi bir dünya kurmaya çalışırken biz hat sanatının şimdiye kadar o almış olduğu işte 500 yıl, 1000 yıllık neyse o birikimin de getirdiği bazı işaretleri de sahip olması ama onun bir yandan da bugünde de var olması, bir yandan bugünün o bazı nakıslıklarıyla beraber yoğrulması, hep böyle bir arada düşündüğümüz için inanın daha sakindi senaryosu. Biz biraz daha hareketli yapmaya çalıştık yani. Filmin devamı olacak mı? Sanki böyle devamı olsun diye bırakmamış bir izleyim yaratsam. Ya aslında şöyle dedi, yani keşke imkan olsa. Sanki ikinci bir sanki devam filmi olması istenmiş gibi, hani ikinci bir film olması izlenimi bıraktı bende. Şimdi Murat Bey'in tasavvufi konuda seyri sülük meseleleriyle ilgili daha önce Maşık'ın Aşkı, Miraciye, Saklı Miras ve Dilsiz tema olarak aynı memelerden beslenen senaryolardı, konulardı. Zannediyorum de bir devam filmi olmasa da bundan sonraki filmi yine aynı kökün üzerinde yükselen ağaçlar gibi olacak. Bana öyle geliyor. Var mı yeni proje? Ondan da bahsederek belki. Şöyle, şimdi ben gelenekli sanatlarla ilgilenmeyi seviyorum. Hani onu söyleyeyim. Eğer belki fırsat olur, imkan olur, senaryoda yazabilirsek yapabiliriz. Yani girişimlerimiz de oldu hatta. Ama şu an en sıcak proje yine Nazif Hoca'nın dediği gibi biraz bu coğrafyaların o irfani neşesini yine biraz ele alan diyelim. Bir aşk hikayesi var elimizde. Ya da bir kara sevda hikayesi diyelim. Bunun üzerinde, yani elimizde böyle bir senaryo var. Bakalım bunun üzerine yoğunlaştık. Kısmet yapabilirsek bunu yapmaya çalışacağız. Eyvallah. Evet. Buyurun efendim. İncirme, incitme. O da sonunda incirme olarak aldım ben. Acaba soru incitmemek mi, incinmemek mi? Evet. Tamam. İncitmemek mi, incinmemek mi? Evet. Cevabı incinmemek oldu. Evet. İncinmemek için incitme şey yapamadım. Yani bana birazcık sanki böyle incitme olması gerekirken incinme. Şimdi şöyle, hani aslında onu ben yine hani bu sorunun cevabını size bırak, yani düşünmesini size bırakmayı tercih ederim. Sadece şöyle bir yani küçük bir parantez açabilirim. Yani aslında ikisi birbirinin tezatı sorular değil de mahiyetleri itibariyle farklı yerlerde duran sorular. Yani incinmemek hal itibariyle daha yüksek bir halin tezahürü, incitmemek ise işte yani hal olarak ikisinin farklılığı söz konusu. Şey ise, yani bizim hani Sami hani tabii kendisinin cevabı bu, Sami'nin cevabı. Başka bir zaman başka bir cevap verir miydi bilmiyorum ama bence doğru cevabı verdi gibi geliyor bana. Doğrudur. Ama sanki incitmemek daha... Tabii biliyorum, anlıyorum ben sizin kastettiğinizi anlıyorum. İlk başta öyle doğru ama biraz düşününce aslında hal olarak ikisinin
Yani birisinin birazcık daha yüksek bir tavır olduğunu en azından ben öyle biraz düşünüyorum. Başka? Siz buyurun. Olmadığını falan söylediniz. Yani, yok anlamı yok demedim yani de. Yani dediniz ki yani çok ön plana çıktı ama bence asıl bütün hikayeyi bilen tek kuştu. Hani benim öyle algıladım çünkü kız çocuğu bile... Yok ben ismi dilsiz oldu ya oradan dedim. Şimdi biz ya, filmin adının hani... Şimdi ben aslında filmin ismini nasıl dilsiz koyduğumuzu hatırlayamıyorum şu an. Lal'di galiba ilk senaryosu geldiğinde. Yok ben, dilsizden sonra Lal diye de konuştuk. Ben ilk okuduğumda senaryo Lal'di. Daha çekilmemiş bir haldeydi. Lal sonradan dilsiz oldu. Ya anne kelime de. Ya çünkü orada hep bir konuşulmamışlık vardı. Bir hikaye vardı ve bu hikaye hiçbir zaman ortaya çıkmadı. Yani evet, niye yaşadı? Yok filmin anlam ama, dünyasıyla örtüşüyor bence. Evet yani kuşun tek şahidiydi. Yani bu olayların önceden kuş da var olduğu için yıllarca orada. Yani kuş dilsiz oldu. Kim bilir neler anlatacak bir de dili olsa. Yani onu anlamında ben kuşa çok anlam yüklemiştim. Yani orada hep duruyor. Yok. Şey anlamda. Şimdi. Ama böyle çok öne çıkmış gibi falan deyince Allah Allah kendi kendime mi herhalde ürettim falan yok, oldu. Yok şöyle yanlış ifade ettim. Filmin isminin dilsiz olması dediğim gibi biraz kendiliğinden ortaya çıkan bir şey. Şimdi ben senaryoda biraz o organikliği önemsiyorum. Yani biz biraz yani bir yapıyı kurarken işte hiyerarşiler kuruyorsunuz vesaire. Yani bazen bir bakıyorsunuz bazı şeyler gizleniyor ama gizlendikçe daha fazla aşikar oluyor. Yani kuşun tabii ki böyle bir tarafı var. Yani gizlenen ama gizlendikçe daha fazla yüklenen. Ya ben zaten konuşmaması çok güzel bir şeydi. Çünkü bazı şeyler saklı kalmalı. Zaten zannedersem hani bak hattattan anlamıyorum. Tasavvufta da o kadar anlamıyorum ama yani oradaki bazı şeyler konuşulmaması gerekiyor. Yaşanmış ve bitmiştir. O onun geçmişte kalmıştır. Sami Bey ne kadar hani kurcalama ve anlama bile çalışsa herkes dilsiz kaldı. Yani bunu ifade etmedi. Sadece nacizane yani bilgi veya uzmanı olmadığım halde belki de herkesin kültürel altyapısından gelen bir şeydir. Ben Sami Bey'in hareketlerine çok rahatsız oldum. Bir yerden sonra taciz davrandı diye hissettim. Yani özellikle kızın evine kadar gidip hani o içeri bile girmesi beni çok rahatsız etti. Çünkü bir kadın eve davet, hayır o kirada olduğunu bilmiyordu. O direkt evine gitti bayan. Merak etmiş edebilir ama bir insanı sadece bir hanımefendi evine davet eder. Ancak o zaman gidebilir. Ta bir de avukatla konuşmaya gitmesi. Aslında orada Sami'nin evi yalnız. Ama o, hayır kızın evine gitti. Yok. Kız kiralık evine gitti. Ha siz sonraki evet şey evet yani evine davet sürecinde. Etmesi çok güzel bir şeydi. Ha. Hatta aynı zamanda beraber kalmaması çok ince ve gerçekten güzel bir davranıştı. Devamında davet etmesi tamam, de sonraki ben sonraki boşken. Olay biraz daha belki de benimle alakalı bir şey. Hı-hı. Ben çok rahatsız etti. Çünkü bir bayan sizi eve davet etmemiş. Bir ev oldu ki geldiniz ve gittiniz. Davet edilmediniz halde bir evin o boş. Şey bakın bakın odaya onun ait oldu biliyor çünkü aşağıda ismi yazıyordu. Ona göre girdi evi boştu. Oda dedi daha kiracıya ait dedi. Ona rağmen içeri girdi ve eşyalarına dokundu. Eyvallah anladım. Yani siz yani, ona rağmen gitmesi rahatsız edici. Hani bu buldunuz. Kadar ileri ve ileri giderek yani avukata kadar görüşmesi. Hı-hı. Bakın illik anlamında algılıyorum ama çok fazla ileri gidiliyor. Yani bu kadar iyilik olmama. En güzel yanı gidip haber vermesi ustasına. Hı-hı. Onu güzel bir şeydi ama devamı rahatsız etti. Benimle alakalı. Eyvallah. Tamam. Yani benim hani eyvallah. Eleştiri anlamında söylüyorum. Yok yo, tabii ki de. Yok filmin inanın ben bütün eleştiriler çok kıymetli. Ben seyircilerden çok şey öğreniyorum. Onu söyleyeyim. Bir de film hani sizin de olduğu için artık benden çıkan bir şey. Yani dolayısıyla evet. Nasıl tamamlanıyorsa yani bazı şeyler teşekkürler. Hani benim dışımda artık gelişiyor. Yoruma çok açık. O yüzden hani bir şey haklısınız. Yani böyle bir pencere tabii ki açılabilir. Başka bir pencereden de bakılabilir. Onda bir şey yok. Başka açıklama? Evet kardeşimiz buyurun. Hocam öncelikle emeğinize sağlık. İlk defa izlediğim bir filme teşekkür etme fırsatı buluyorum içinde olan bir insana. Şey soracaktım ben, belki tasavvufi bilgim çok fazla olmadığı için ya da hatla ilgili bilgim çok fazla olmadığı için anlayamadım onu ama şey
ana karakter kendini böyle aynada önce yavaş yavaş gölge gibi görmeye başladı. Daha sonra kendini görmemeye başladı. Bu neyle alakalıydı tam olarak? Şimdi tabii böyle çok şey açıklamak... o kadar da çok fazla şey açıklamak istemiyorum aslında. Ya şöyle söyleyeyim. Yani netice itibariyle tabii sorular çıkarması gerekiyor filminde bence. Ama bir istikamet gösterdiğini düşünüyorum. Şey mi böyle hiç olmak? Hatta işte başta olabilir, da öyle yani söylemiştim. Farklı yorumlanabilir. Ya çok net, şimdi şöyle bir durum. Ya ben çok net bir şey söylediğimde sizin de düşüncenize fazla müdahale etmiş de olabilirim. Çünkü filmi sizinle kuracağınız, yani sizin filmi kurma şeklinizi ben çok önemli görüyorum. Yani seyircinin kurma şeklini çok önemli görüyorum. Zaten eleştiri dediğimiz şey de, değer dediğimiz şey de burada ortaya çıkıyor. Bir de şöyle bir durum da oluyor. Şimdi o kadar fazla o detaylarla ilgili hani düşünüyoruz, yapıyoruz, ediyoruz vesaire. Hani böyle bir de böyle sözlü olarak da çok açıklama durumunda kalınca biraz hani diyorum ki hani filmi çektik ama hani biraz o kadar açıklama yapmayalım. Bu filmin zaafıyla da alakalıdır. Hani sevabıyla ve günahıyla da ilgilidir tabii ki. Ama hani bazı detaylarda mesela bazen diyorlar Tahir ne oldu vesaire. Ben de diyor mesela Tahir'in ne olduğunu, yani Tahir'in ne olduğunu biliyoruz da hani Sami ne olacak? Ben de bilmiyorum ki mesela Sami'nin ne olduğunu şu an, nereye gideceğini. İkinci filmi çekersek düşünürüz o zaman. Yani hani devam diyorsunuz. O zaman insan yani bazı meseleler hani çok mekanik bir hüküm vererek ilerletemiyoruz gibi düşünüyorum. Bilmem, bana öyle geliyor. Ben seyirci olarak kalmayı da seven birisi olduğum için bir film izlerken. Anladım. Çok teşekkürler. Evet. Teşekkür ediyoruz. Başka soru yoksa teşekkür ediyoruz. Bir dahaki gelecek ay buluşmak üzere. Var olun. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz.